来来来，来来来来来来，来来来，来来来，来来来来来来。Hangi şarkının müziği bu Recep? Hiç bilmiyorum diyor. Yıllardır bir özlemdir yanıp durdu bağrımda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. O gelen kimin yari? Bildin mi şimdi? Hı hı, bildim diyor. O zaman yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından gezmek olsun programından herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Sinanoba semtindeyiz. Sinanoba'ya nasıl mı geldik? Yeni Bosna'dan otobüsler var, biniyorsunuz. Şurada hemen yukarıda Sinanoba Muhtarlığı'nda iniyorsunuz. İnince şu ağaçlıklı yoldan yürüyerek hop buraya geliyorsunuz. Değil mi Recep? Sonra yürüye yürüye isterseniz buradaki mekanlarda kahvaltınızı yapıyorsunuz. İsterseniz sahile inip yürüyüşünüzü yapıyorsunuz, temiz hava alıyorsunuz. Ailenizle ya da sevdiklerinizle birlikte. Bugün çok güzel bir gün geçireceğiz bence. O zaman ne yapalım? Paramızı alalım. Gelsin para. Para çantanda. Para çantanda. Neden çantamda? Çantamı kapıp götürseler haberim olmayacak sevgili seyirciler. Görüyorsunuz değil mi? Bakalım kaç para vermişler bugün bize? Bu değil mi? Doğru aldım. Kaç para verdiniz? 100. Oo, Nuri bir efekti gönderir misin? Oo, ama haklarını yemeyeyim ya. Son zamanlarda 180 falan veriyorlar. Teşekkür ediyorum. O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesine bağlı Sinanoba'da başlasın. Şu anda İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Sinanoba mahallesindeyiz. Burası Mustafa Kemal Bulvarı'ymış sevgili seyirciler. Yani Yeni Bosna'dan Sinanoba ya da Mimaroba otobüslerine bindiğiniz zaman Mustafa Kemal Bulvarı'nda ne yapıyorsunuz? İnebiliyorsunuz ve şu ara yoldan şimdi Recep sizlere gösterecek sahile rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Bir de kahvaltı yapılacak bir yer var. Oraya da rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Meşhur bir yermiş orası. Ben de orada kahvaltı yapacağım. 100 lirayı burada harcayamayacağım diye galiba bana 100 lira verdiler. Evet diyor Recep. Öyle mi? Aşk olsun. Ama önemli mi? Tabii ki değil sevgili seyirciler. Ben mutlaka parayı harcayacak bir yer bulurum. Olmadı ne yaparım? Harcamam. Cebimde kalır. Sizlere nerede neler yapılır göstermiş olurum. Sinanoba ailenizle birlikte hafta sonları gelip güzel vakit geçirebileceğiniz bence çok güzel bir yer. Ulaşım da Yeni Bosna'dan buraya oldukça rahat. Dilerseniz metrobüse binersiniz, Beylikdüzü'nde inersiniz. Oradan Sinanoba ya da Mimaroba otobüslerine binip de yine buraya ulaşabilirsiniz. Ama kendi aracınızla da hem TEM karayolundan hem de E5 karayolundan buraya rahat ulaşım sağlayabilirsiniz de hepimizin evinde ne, elinde ne var? Evinde değil tabii, elinde. Cep telefonu. O cep telefonlarında ne var? Navigasyon. Yazıyoruz, çıkıyor değil mi Recep? Evet diyor Recep de. Şimdi burası şöyle ilerleyelim hemen. Mustafa Kemal Bulvarı dedik. Buradan ilerlediğiniz zaman Sinanoba'nın iç kısmına doğru ne yapabiliyorsunuz? Gidebiliyorsunuz. İsterseniz orada da bir şeyler içebiliyorsunuz. Sinanoba Mahalle Muhtarlığı'ndan gösteriyorum ki lokasyonu. Şöyle isterseniz de yürüyerek böyle ağaçlıkların arasından geçerek de yine benim yaptığım gibi keyifli vakitte geçirebilirsiniz. Tam böyle kafelerin olduğu caddeye
gitmek istemiyorsanız, sakinliği, sessizliği seviyorsanız. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Büyükçekmece Belediyesi, bakın, giysi, ayakkabı, tekstil geri dönüşüm kumbarası koymuş. Recep de şu an onu gösteriyor. Kullanmadığınız elbiseyi, ayakkabıyı ve tekstili ne yapıyorsunuz? Buraya atıyorsunuz. Ama genelde ne oluyor? Bunların içine ne atılıyor Recep? Çöp atılıyor. Çünkü birkaç kere denk geldim, o yüzden söylüyorum. Lütfen, onlar ihtiyaç sahibi olan insanlara gidiyor sevgili seyirciler. O yüzden böyle giysi, ayakkabı, tekstil geri dönüşüm kumbaralarına sizlerden rica ediyorum. Çöp atmayalım. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım. O zaman şimdi Sinanoba'da çok güzel kahvaltı yapılacak bir yer varmış. Araştırdım da geldim. Ya ben geliyorum, sonra siz ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz ben anlattıktan sonra. Muhtarlığın oradan kolayca ulaşım sağlayabiliyormuşuz o kahvaltı yapacağımız yere. Şimdi şu ağaçlıklı yoldan ben de ne yapacağım muhtarlığın oradan? Gideceğim ve güne kahvaltıyla başlayacağım. Kahvaltı ne kadar orada bilmiyorum. Nasıl bir yer onu da bilmiyorum ama şöyle yaparız. Olmadı bir çay içer kalkarız, sizlere fiyat bilgisi veririz. Hadi gelin. Şimdi muhtarlığın oradan, Sinanoba muhtarlığının oradan aradan yürüdüm. Küçük bir park var bu arada. Oradan yürüdüm ve size aslında orada bahsettiğim meşhur yere geldim. Bakın Sinanoba sahilde, şöyle hemen arka tarafında. Yürümeyi seviyorsanız, kahvaltınızı burada yaptıktan sonra ya da yemeğinizi yedikten sonra yürüye yürüye Sinanoba sahilde de yine gezebilirsiniz. Burası çok meşhur bir yermiş. Ben duydum, öyle geldim. Hem de sizlere ne yapıyorum? Fikir vermiş oluyorum. Ailenizle birlikte vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer gibi duruyor ama tabii içeriye girmedim ben de daha. O zaman içeriye girelim bakalım neler yiyebilirsiniz, ne kadaraymış. Hem ben bir bakayım bütçem doğrultusunda neler yiyebilirim, hem de sizlere bilgi vereyim. O zaman hadi gelin. Şimdi mekanın içine girdim. Bu arada istersek dışarıda da oturabilirdik. Ama içerisi de çok güzel. İçeride mi oturalım Recep sence? Bilmiyorum ki, dışarıda oturalım diyor. Ben diyor havuz gördüm diyor. Nerede gördüm? Ben görmedim Recep. Gelirken gözüküyor. Ben havuz gördüm diyor. Demek ki ben dikkatsizim Recep. Sen bayağı dikkatlisin. Ben sana ve kamerana odaklanıyorum çünkü Recep. O yüzden etrafı görmüyorum. Ama havuz gördüysen tabii ki havuza yakın oturalım. Yazı benim gibi özleyenler, değil mi? Havuz görmek isteyenler için ne yapalım? Havuz kenarında bir şeyler yiyelim ya da bir şeyler içelim ama havuz kenarının yanı sıra bence bu mekanın içi de çok güzel. Sence? Güzel diyor Recep. Ben de çok sevdim burayı. Burası Sinanoba'da çok meşhur bir yermiş sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim size. Buranın pizzaları aslında çok meşhurmuş. Ben onu duyup geldim buraya ama ben burada açıkçası güne kahvaltıyla başlayacağım. Her zaman diyorum ya, herkes gider Mersin'e, yıldız gider tersine. O zaman hadi gelin bakalım. Pizza siparişi vermeyeceğiz ama kahvaltı siparişi vereceğiz. Bakalım kahvaltı ve diğer yiyecek içecekler burada ne kadarmış. Buraya geldiğiniz zaman isterseniz güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Serpme kahvaltı, kahvaltı tabağı. Ay ben diyet yapıyorum diyorsanız müsli, işte pankek tabağı, pişi tabağı, ki pişiyi çok severim ben. Mıhlama, kızarmış ellim peyniri. Onun dışında halka kasap sucuğu varmış burada. Burada kahvaltı hafta içi sabah 9 ve 1 arasında, öğlen 1'e kadar veriliyormuş. Hafta sonu da sabah 9'dan öğlen 2'ye kadar servis ediliyormuş. Onu söyleyeyim size. Buranın pizzaları
pizzaları meşhurmuş dedim. Şimdi şöyle bakıyorum, pizzaların fiyatları 30 liradan başlıyor. Ama buradaki pizzaların özelliği dilimleri bayağı büyükmüş. İki kişi yani rahatlıkla doyuyormuş. Bir kere onu söyleyeyim. 30 liradan başlıyor ve en pahalısı 42 liraymış mesela. Onun içinde de ne var? Parmesan peyniri var, közlenmiş domates sos var. Onun dışında işte roka var. Yani damak zevkinize göre istediğinizi söyleyebilirsiniz. 30 liradan 42 liraya kadar. Şimdi Hasan Bey, rica etsem bakar mısınız? Soralım bakalım Hasan Bey'e. Hasan Bey, şimdi serpme kahvaltı burada 90 lira. İki kişilik yazıyor. Tek kişilik serpme kahvaltı veriyor musunuz? Onu sorayım. Bir de ben sadece çünkü kahvaltı tabağı yemek istemiyorum 35 liraya. İzleyicim görsün serpme kahvaltı burada nasıl? Ya normalde iki kişilik ama dediğim gibi tek kişilik yapmıyoruz ama bir sorayım isterseniz. Tamam, ona göre ben de serpme kahvaltı isteyeyim sizden. Tamam. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorduk tabii ki, her yerde bir şey var, kural var yani, o kuralı da bozmayalım. Sizin görmeniz açısından serpme kahvaltı istiyorum. Yoksa bana kalsa ben burada bir sade omlet ya da bir menemen ya da pankek tabağı söyler kalkarım. Şimdi burası gerçekten bu arada çok ferah ve çok güzel bir mekan. Hem içerisi olsun hem şu an oturduğumuz yer olsun. Hasan Bey, onu sorarken benim siparişimi vereyim, öğreneyim. Hem de ne yapayım? Size mekanı gezdireyim ama ben değil. Kameraman arkadaşlarım gezdirsin. Bir bakın bakalım burası nasıl bir yermiş ve ben bugün nereye gelmişim. Serpme kahvaltım geldi, yapabiliyorlarmış bugüne özel ama normalde serpme kahvaltıyı iki kişilik veriyorlar. Onun üstünü basa basa söyleyeyim. Şimdi gerçekten çok güzel bir serpme kahvaltı geldi bir kere, onu söyleyeyim size. Şöyle söğüş tabağından bal kaymağına, salam, peynir çeşitleri, sahanda sucuk, yine sahanda yumurtasına, zeytine, şöyle çikolata sosuna, reçeline ve en sevdiğim şöyle pişisine bol bol ve tabii ki sigara böreğine kadar. Her yerde sigara böreği güzel olmuyor ama burada çok güzelmiş. Yeme yeme o kadar diyor Recep'te. Niye yemeyeceğim? Sevgili seyirciler, bana kilo aldın deyip duruyorlar. O yüzden kahvaltıda fazla yeme, anlat, tamam, bitir ve kalkıp gidelim diyorlar. Ben de inadına yiyorum. Can boğazdan gelir. Buraya geldiğiniz zaman bu serpme kahvaltının yanında gelenler dışında ekstra olarak mıhlama söyleyebilirsiniz, menemen söyleyebilirsiniz ya da pankek tabağı da söyleyebilirsiniz. Onlar ekstraya giriyor ama onu da söyleyeyim. Hemen şu bilgiyi de vereyim. Bu serpme kahvaltının fiyatı iki kişilik 90 lira ya. Buraya geldiğiniz zaman 5 liradan başlayan fiyatlarla 179 liraya kadar çıkan fiyat aralığında dilediğiniz yiyeceği damak tadınıza göre yiyebilirsiniz ki tatlıları da çok meşhurmuş buranın. Dilediğiniz soğuk ya da sıcak içeceği de içebilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Buranın yanı sıra oturabileceğiniz ön bahçe var. Çocuklarınızla geldiğinizde de rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Kahvaltınızı yapabilirsiniz ya da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bir de beyler, bence evlenme teklifi yapmak için güzel bir yer. Mithat, niye bana öyle baktın? Çok kafamı çevirdim, Mithat'la karşılaştım. Yanlış mı düşünüyorum Mithat? Evet diyor. Gerçekten evlenme teklifi yapmak için güzel bir yer beyler. Ya da doğum günü organizasyonları, böyle kınadır, nişandır yapmak için tam böyle güzel bir yer. Bilmiyorum. Neyse, ben sustum. Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Karnım çok acıktı. Pişiyi soğutmadan yemek istiyorum. O zaman ne yapalım? Çayımızı da koyduğumuza göre başlayalım.
her şey çok güzel. Gerçekten. Zaten ben sahanda yumurtayı görünce dayanamıyorum. Dikkatini çekti mi? Evet, çok seviyorum. Evet diyor, çok seviyorsun diyor Recep. Gerçekten çok seviyorum şöyle. Sahanda yumurtanın da lezzetini tutturmak her yerde denk gelmiyor açıkçası. Şu bal kaymak da çok güzel. Ben böyle kahvaltı yaparken bir tatlı bir tuzlu karıştırıyorum. Çok seviyorum çünkü. Şimdi ben tabii ki bu güzel kahvaltıyı yapmaya devam edeceğim. Ama ne siz beni izlerken ne de ben kendimi izlerken canım çekmesin ki ben kendimi bölümler girmeden izliyorum. Ne iştahlı yiyormuşum meğer ben. Bir karnım acıkıyor kendimi izlerken, size anlatamam. Ekran karşısındaki sizleri çok iyi anlıyorum. O yüzden hemen 100 lirayla çıkmıştık ya. 45 lirayı Nuri'cim sol taraftan düşürür müsün? Teşekkür ediyorum. Ben kahvaltımı bitireyim. Sonra ne yapalım? Burada gezecek çok yer var. Hem havuz başı olsun hem de şurada tenis kortları var. Tenis pahalı bir spor normalde ama bakalım burada ne kadar aymış. Sizlere bilgileri verelim. Sonra ön bahçede de biraz dolaşıp ne yaparız? Sinanoba sahile doğru yürüyerek gideriz. Hem de bu mükemmel kahvaltının kalorisini atmış oluruz. Havuzun hemen karşısında kahvaltı yaptım ben. Havuzu arkama almıştım. Şimdi bu havuza tabii ki yazın geldiğiniz zaman dışarıdan girmek istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Genellikle aileler çok tercih ediyormuş. Bir kere onu söyleyeyim size. Şöyle haftanın 7 günü yine yazında havuza gelebiliyorsunuz. Hafta içi 40 lira, hafta sonunda 60 liraymış. Tabii bu aile olarak geldiğiniz zaman işte çocuklarla birlikte değişebiliyor. Paket sistemleri vardır belki, bilmiyorum tam. Fiyatlar da tabii yaza kadar değişebilir. 10 lira ya da 5 lira artabilir. Programı izleyip gelirseniz eğer, onu da söyleyeyim. Şimdi bazı aileler için çocuklarının aktivite yapması çok önemlidir ki ben böyle gittiğim mekanlarda varsa eğer böyle yerler anlatıyorum. Arka tarafta tenis kortları var ki biz şu an Recep'le birlikte o tarafa da gidiyoruz. Bu tenis kortlarını da kullanabiliyorsunuz. Eğer ki tenis raketleriniz varsa sevgili seyirciler, bu kortları 50 lira gibi bir ücret vererek yine siz bu programı izlediğiniz zaman ücret 5 lira ya da 10 lira artabilir, onu da söyleyeyim. 50 lira karşılığında ne yapabiliyorsunuz? Açtırıyorsunuz tenis kortlarının olduğu yeri ve tenis oynayabiliyorsunuz. İsterseniz çocuğunuzla birlikte, isterseniz de eşinizle ya da herhangi bir arkadaşınızla birlikte. Bakın şimdi kortların oraya geldi. Şehrin dışında çok güzel bir kere hava almış olduk. Yani bilmiyorum, ben öyle hissettim. Sen Recep? Çok iyi diyor. Yazın havuza geleceğim diyor. Tenis oynayacağım diyor Recep de. Ben tenis oynamayı bilmiyorum. Bilseydim gelirdim gerçekten de. Özel hocalar da varmış. Tabii özel hoca fiyatlarını bilmiyorum. Onu da söyleyeyim size. Yine cüzi bir rakama iki kişilik ya da aile olarak da burada ders alabilirsiniz diyelim. Ve ne yapalım artık? Bu güzel mekandan çıkalım. Mekanın ön kısmı da var bu arada. Çıkarken ön kısmını da ne yaparız? Görmüş oluruz. Ben ön kısmını görmedim. Gerçekten çok sevdim burayı ben. Hiç gidesim yok açıkçası. Şöyle yazın buraya geldiğiniz zaman minderler falan da atılıyormuş. Böyle oh. Çimlerde de şöyle keyif yaptıktan sonra artık Sinanoba sahile gidelim ve iyi gelmez mi hiç deniz havası diyelim ki bana çim havası açıkçası çok iyi geldi. Hafta sonları daha kalabalık oluyor. İnsanlar aileleriyle çünkü kafa dinlemeye, sessiz sakin bir yere gelmek istiyorlar. Kahvaltı yapmak için de böyle yerleri tercih ediyorlar açıkçası. Tıpkı Poyrazköy gibi. Tıpkı neresi gibi Recep? Söyle bakalım. Güzelce dedi.
Tıpkı Güzelce gibi ki ben geçtiğimiz hafta mesela Güzelce'deydim. Hafta içi daha az yoğun. Orada yaşayan insanlar var ama hafta sonu hava hatta böyle biraz soğuktu. Hafta sonu yine de soğuk olmasına rağmen havanın kalabalıktı. Onu da söyleyeyim size. Ben sizi şöyle Sinanoba sahil manzarasıyla baş başa bırakayım. Hatta şöyle biz de yürüyelim biraz. Sonra ne yapalım? Sadece 45 lira harcadık. Biz de Sinanoba sahilden şöyle İstanbul'un karmaşasına karşı bir kahve keyfi, bir tatlı keyfi yapalım. Değil mi? Evet. Hemen bir yer bulalım, oturalım. Görüşümüzü yaptıktan sonra sahilden. Hadi gelin. Şöyle bakmaya doyamadım açıkçası. O kadar güzel gözüküyor ki hem deniz hem de İstanbul'un içi. Gerçekten izlemeye doyamadım. Sen Recep? Bir de çok sessiz, sakin. Sanki böyle Çeşme'deyim, Alanya'dayım, Bodrum'dayım. Oranın kışını yaşıyorum. Öyle bir hava var. Evet, çok sakin ve çok güzel. Sinanoba sahili yeni böyle düzenlemişler. Onu söyleyeyim size bir kere. Burada sahilde yukarıda söylemiştim aslında ama oturabileceğiniz herhangi bir kafe ya da restoran yok. Sevgili seyirciler, sahilin hemen dibinde yok. Ama şöyle yukarıda, şimdi Recep gösteriyor, hatta birazdan oraya gidip tatlıyı yiyeceğiz ve kahve içeceğiz. Öyle oturabileceğiniz yerler var. Dilerseniz sahile tepeden bakmak isterseniz oraya oturabilirsiniz. Arabayla geldiğiniz zaman da arabanızı park edip merdivenlerden inerek sahilde yürüyüşünüzü yapıp ne yaparsınız? Güzel, keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Buraya Çatalca ilçesi çok yakın. Çatalca ilçesine giderek yine güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Eğer Sinanoba'da hani ne yapacağım ben kahvaltıdan sonra diyorsanız. Ne yaparsınız sevgili seyirciler? Buraya geldiğiniz zaman mesela cuma günü geldiniz. Semt pazarı kuruluyor. Pazara gidersiniz. Cuma günü alışveriş yapmayı seviyorsanız, benim gibi pazar alışverişi yapmayı seviyorsanız. Onun dışında Silivri yakın, Güzelce yakın. Hemen şöyle gösterelim. Büyükçekmece yakın buraya. Onun dışında Bahçeşehir yakın. Yakın olan yerlere gidip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Benden size ufak bir tavsiye, gerisi size kalmış. Eskiden böyle babaannemin orada yaylaya çıktığımız zaman çıkardık böyle yollardan. Ay ama ben yaşlanmışım. Görüyorsunuz değil mi, nefes nefese kaldım. Burada hafta sonları piknik çok güzel olur. Evcil hayvanınız varsa köpekle gezmek çok eğlenceli olur. Ki ailenizle gezmekte. Şu an Recep gösteriyorsa zaten. Şöyle iskeleler var. İskelelerde oturup hem kendinizi dinleyip hem de ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla düşünebilirsiniz neyi düşünüyorsanız. Ama düşündüğünüz zaman kalbinizi dinleyin. Beyninizi değil. Çünkü kalbiniz sizi yanıltmaz. Kalbiniz size keşke dedirtmez. Pişman olmazsınız bence. Sonra kalbinizi dinlemediğiniz zaman, çünkü arkanıza bakıp ay keşke bunu yapsaydım diyebilirsiniz. Sürekli böyle mantık çerçevesinde hareket etmek olmuyor. Benden de söylemesi. Ha bir de bir derdiniz varsa böyle işte iskelede oturursunuz beyefendinin oturduğu gibi, ki kendi balık tutuyor ama orada. Derdinizi suya anlatın. Açın evde musluğu, deniz kenarına gidemiyorsanız. Anlatın, dökün içinizi ona. Kimseye bir şey anlatmayın. İnsanoğlu çiğ süt emmiştir çünkü. Suya anlattığınız zaman su gibi gider. O sıkıntınız, derdiniz. Ha güzel bir şey de suya anlattığınız zaman su gibi olur. Yani ben öyle düşünüyorum. Nasıl düşünürseniz öyle olsun o zaman.
Şimdi Sinanoba sahilde yürüdüm, sonra ne yaptım? Sahilde oturacak yerler olmadığı için sahili tepeden gören böyle çok güzel bir yere geldim. Burası haftanın 7 günü açık. Buraya da geldiğiniz zaman güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz ama ben burada tatlı yemeği tercih ediyorum. Çünkü kahvaltımı başka bir yerde yapmıştım. Şimdi burada da serpme kişilik kahvaltı, serpme kahvaltının fiyatı 2 kişilik. Çok yokuş çıktım ya, o yüzden dilim sürçebiliyor. Serpme 2 kişilik kahvaltının fiyatı 90 lira. Günün çorbasından tutun pankek tabağına, işte şöyle bakıyorum muhlamasına ya da tost çeşitlerine, sandviç çeşitlerine, omlet, hamburger çeşitlerine kadar birçok şeyi de burada yine yiyebilirsiniz. Damak zevkinize göre soğuk ya da sıcak içeceğinizi de Sinanoba sahili karşı içebilirsiniz ve tabii ki İstanbul'un Büyükçekmece, Beylikdüzü manzarasına karşı içebilirsiniz. Şimdi ben burada tatlı yiyeceğimi söylemiştim. Burada şöyle mangolu pasta meşhurmuş ve buradaki bütün tatlıları kendileri yapıyorlarmış. O yüzden ben burada değişik bir pasta söylemek istedim. Mangolu pasta yemeği tercih ettim. Siz de buraya geldiğiniz zaman dilerseniz tatlı çeşitlerinden, dilerseniz yemek çeşitlerinden yiyebilirsiniz. Bu arada yabancı turistler de şu an burada fazlasıyla var. Yabancı turistler bile bizim ülkemizde bakın gezilecek, görülecek sokakları, caddeleri, böyle semtleri boş bırakmıyorlar. Bence biz hiç boş bırakmayalım. Hafta içine göre de burası bence şu an kalabalık bir yer. Onu da söyleyeyim. Recep de böyle yapıyor. Şimdi burada fiyatlar 4 lirayla 120 lira arasındaymış. Buraya geldiğiniz zaman 4 lirayla 120 lira arasında dilerseniz bir şeyler yersiniz. Dediğim gibi dilerseniz de bütçenize göre bir şeyler içersiniz. O zaman sustum. Şöyle bir mekana göz atın. Ben de ne yapayım? Siz mekana göz attıktan sonra mangolu pastamı yemeye ve çayımı yudumlamaya başlayayım. Mangolu pasta çok güzelmiş bu arada. Gerçekten bayıldım. Şöyle tabii ki yemeye devam edeceğim ama Recep diyor ki tamam bir dur yeme artık diyor. Tamam yemiyorum. Şimdi mangolu pastanın fiyatı şöyle görmüşsünüz zaten 17 lira. Ki mekana baktınız çok güzel bir yerdim bu arada. Evet diyor. Ben sizmişim gibi karşımdaki Recep'le konuşuyorum sevgili seyirciler. Bu mekan haftanın 7 günü sabah 7.30'da açılıp gece 1'de kapanıyormuş. Onu söyleyeyim size. Mangolu pasta 17 lira. Çayın fiyatı da 5 liraymış. Yani 22 lira. 45 lirayla harcamamızı yapmıştık biz 100 liradan. 22 lira daha düşer misin Nuri'cim kalan paramızdan? 33 liramız kaldı. Çok teşekkür ediyorum Nuri'cim sana. Tabii ki bu güzel mangolu pastanı yemeye devam edeceğim. 100 lirayla yola çıkmıştık. Geriye ne kadar paramız kaldı Nuri'cim? Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler biz bugün ne yaptık? İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesine bağlı Sinanoba semtine geldik. Ve bence keyifli bir gün geçirdik. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz aslında. Hem yazın hem kışın. Yani nereye gideceğim diye düşünüyorsanız ailenizle işte kaçabileceğiniz böyle güzel noktalar var. Sence nasıl bir gün geçirdik bugün Recep? Çok güzeldi diyor Recep de. Sakin ve güzel bir gün geçirdik. Ben de diyor eşimi alıp geleceğim diyor. O zaman paranız olsun olmasın amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün. Göz kenarlarınız karışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Az parayla birçok şey yapılır bütçemize göre. Her şey yapılabilir. Yeter ki parayı nasıl harcayacağımızı bilelim. O yüzden ay yıldız hiçbir şey yapılmaz da demeyin lütfen. Tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Havaların ve insanların sizi bozmasına, enerjinizi düşürmesine de izin vermeyin. Hoşça kalın.